Allah Teala Kur'an'da nasıl insanları üç sınıf olarak ayırdıysa, küreselciler de, dünyamızdaki sahte tanrılar da, insan tanrıları var dünyada biliyorsunuz. Hem tuvalete gider, hem uyur, hem yemek yer ama hem de tanrılık iddia eder. Biz dünyaya yeni bir sistem getireceğiz. Yeni bir nizam getireceğiz. Dünya 8 milyar çok fazla, kaynaklar yetersiz. Bu böyle devam etmez. Dünyanın nüfusunu 1 milyara indireceğiz. Nasıl indireceksin 1 milyara? Ateizmi arttıracağız. Deizmi arttıracağız. Eşcinselliği arttıracağız. Cinsiyetsizliği arttıracağız. Şimdi ateist kanalları, sosyal medya kanalları hep pohpohlanıyor. Deizm kanalları, eşcinsellik kanalları pohpohlanıyor. Biz Müslümanlar İslam'ı tebliğ ettiğimiz videoları paylaştığımızda hemen kısıtlanıyor. Biz Müslümanlar bunları eleştirdiğimiz, bunlar yanlış yoldalar. Bunlar küresel para baronlarının, küresel fikir babalarının projeleridir. Onlara hizmet ediyorlar dediğimizde, bunları eleştirdiğimizde hemen kısıtlanıyoruz. Hemen canlı yayın yasakları geliyor, hemen paylaşım yasağı geliyor. Paylaştığın herhangi bir şeyi kimse görmüyor. Sadece seni takip eden insanlar görüyor, dışarıdan kimse göremiyor. Bu gibi yasaklamalar Müslümanların, özellikle hatiplerin, hocaların başına çokça geliyor. Bunlar ne yapmak istiyorlar? Ateizmi, deizmi arttırırsan aileyi bitirirsin. Evliliği bitirirsin. Cinselliği arttırırsan evliliği bitirirsin. Fuhşiyatı yayarsan gençler evlenmezler. 35'ten sonra evlenin çocuğu olmaz. Fuhşiyatı yayarsan kadınların plansız bir şekilde hamile kalması, nikahsız hamile kalması ve çocuklarını aldırması, kürtaj yapması olayı artar. Kürtaj olayı arttığı zaman tıp ilmine, doktorlara yeni bir sektör ortaya çıkar. Çok para kazanırlar. Biz de bunu istiyoruz. Tıpta bütün ilaçlarımız bunlara yönelik. Kadınlarda, kızlarda nikahsız bir şekilde ilişkinin akabinde hamile kalma vesilesiyle kürtaj artarsa kaç çocuk doğuracak bu kadın? 3 çocuk doğuracak. Kürtaj yaptıysa 2'ye düşer. Kürtaj yaptıysa 1'e düşer. Kadının sağlığı bozuluyor kürtaj yaptığı zaman. Allah Teala çocuk verecekse bile vermiyor. Çünkü bir can aldı, bir can öldürdü. Çocuk öldürmekten daha büyük bir günah yok. Küresel baronlar evliliği bitirmek için bu sistemi ortaya koyuyorlar. En son eşcinsellik, cinsiyetsizlik projesi, eşcinsellik projesi, LGBT projesi. Şu anda en çok pohpohladıkları bu. Dünyanın en güçlü lobisi şu anda LGBT lobisi. Ateizmi, deizmi falan açtı bunlar. LGBT lobisi. LGBT'nin üzerinden yapmak istedikleri şey ne? Cinsiyetsizliği. Dünya halkına, dünya insanlarına cinsiyetsizliği. Yani ne erkek var ne kadın var. Erkek de yok, kadın da yok. Birey var, birey. Allah Teala diyor ki erkek ve kadın. Peygamber Muhammed Aleyhisselam diyor ki erkek ve kadın var. Üçüncü bir cinsiyet yok. Bunlar ne diyor? Erkek de yok, kadın da yok. Cinsiyeti kaldırıyoruz. Cinsiyet diye bir şey yok. Bunların hepsi aynı tuvalete girecekler. Bazı üniversitelerde falan görmediniz mi siz haberlerde? Orada tuvaletlerde erkek WC, kız WC var. Tak onları kırıyorlar. Kızlar, erkekler tuvaleti aynı yerde kullanıyor. Cinsiyetsizlik projesi. Erkek ve kadın cinsiyetini ortadan kaldırdığın zaman fuhşiyatı çok kolaylaştırmış olursun. Fuhşiyat kolaylaştığı zaman kadınlar, kızlar hep hamile kalırlar ve çocukları aldırmak zorunda kalırlar. Katliam, bebek katliamı, çocuk katliamı yapmak zorunda kalırlar. 30'dan 35'ten önce evlenmezler. Zaten 35'ten 40'tan sonra çocuk da olmuyor. Nesil olmayacak. Yeni çocuklar dünyaya gelmeyecek. Bu cinsiyetsizleştirme projesidir. Erkek yok, kadın yok diye evlilikleri bitirecekler. Şu anda ülkemizde evlilik yaşı 30 oldu biliyor musunuz? 30. Normalin olması lazım 20. Olması gereken normal, sağlıklı bir devlet, sağlıklı bir yapıda gelişmek istiyorsa, nüfusun yaşlanmamasını istiyorsa 20 yaşında gençlerini evlendirmek zorunda. Ama bizim gençlerimiz 30-35'te evleniyor. Ne olabilir yani? 30'a 35'e kadar zaten erkek de zinada, kız da zinada. Ondan sonra bu ikisi birleşiyor, yuva kuruyor ve sağlıklı bir nesil tüketmesi, üretmesi bekleniyor. Nasıl olur? Cinsiyetsizleştirme projesi gözümüzün içine soka soka neslimizi yok etmek, bitirmek istiyor. 2 hafta önce bir kardeşim bir bilgisayar oyunu hediye etti. FIFA 24. Bugüne kadar hep PES oynayan bir adamdım. Dedim şu oyunu bir oynayayım bakayım. Bilgisayara oyunu kurdum. Takımımı bir koydum. Yani sana bazı oyuncu kartları veriyor. O oyuncularla, random futbolcularla maçlara başlıyorsun ve takımını geliştiriyorsun. Takımı bir kurdum, bir baktım. Aa, kadınlarla erkekler aynı takımda. Kadın futbolcular, erkek futbolcular bir takımın içinde, 11 içinde.
Ya bu nasıl bir sahtekarlık? Sen kimi kandırıyorsun ya? Dünyanın herhangi bir futbol takımında siz bunu gördünüz mü? Aynı takımda kadın da oyuncu var, erkek de oyuncu var. Böyle bir şey olabilir mi? Bu mümkün değil. Fizik kurallarına aykırı. Yaratılışa aykırı. Bir kere Allah Teala Hazretleri erkeğin fiziğini farklı yapmıştır. Kadının fiziğini naif, daha farklı yapmıştır. Kadının duyguları çok kuvvetlidir. Erkeğin fiziği kuvvetlidir. Dünya sıkıntılarına, dünya darlığına daha fazla dayanıklıdır erkek. Bu yüzden önce erkek ölür. Her evde önce erkek olur. Kadın 10 sene daha yaşar. 10 sene daha erkeğin emekli maaşıyla falan idare eder. Sultanlık yapar. 10 sene sonra kadın ölür. Neden 10 ailenin 9'unda erkek önce ölüyor? Çünkü Allah bize dış etkenlerin sıkıntılarına dayanıklı yarattı. Stresin büyük çoğunluğu, sıkıntının büyük çoğunluğu erkekte. Onu değiştiremezsin. İlk insandan beri bu böyledir. Ama bunlar ne yapıyorlar? Toplum mühendisleri, aşağılık toplum mühendisleri. Kadınlarla erkekler aynı takımda. Biz cinsiyetleri kaldırıyoruz artık. Biz kabul etmiyoruz. Bu sahtekarlara sorum şudur. Madem kadınlarla erkekler eşit, aynı. Cinsiyet diye bir şey yok. O zaman bu Grand Slam tenis turnuvalarında kadınlarla erkekleri aynı tenis turnuvasında oynatın. Oynatın. 100 maçın 99'unu erkek kazanır. Bir tanesini kadın kazanır. Neden? Fizikleri yakın değil. Birbirine yakın değil fizikleri. Mümkün değil. Eş olamazlar. Mücadele edemezler. Madem dürüstsünüz, samimiyseniz, boks maçlarında erkek boksörler var, kadın boksörler var. Karıştırın bunları. Kadın boks turnuvası yapmayın, erkek boks turnuvası yapmayın. İkisini dövüştürün. Samimiyseniz yapın bakalım. Ama bu namussuzlar, bu haysiyet, bu aile düşmanları, bu insanlık düşmanları bunu asla yapamazlar. Çünkü bilirler ki 100 boks maçının 100'ünü de erkek kazanır. Samimiyseniz tekvandocuları, erkek tekvandocularla kız tekvandocuları dövüştürün. Ben de 5 yıl spor yapmış bir adamım. Mümkün değil. Mümkün değil. 100 maçın 100'ünü erkekler kazanır. Güreş, kadın güreşçileri var, erkek güreşçileri var. Karıştırın. Toplum mühendisleri yapın. Olabilir mi böyle bir şey? Ama insanların aklını karıştırmak için cinsiyet denen ayrımı, Allah'ın yaptığı erkek ve kadın ayrımını karıştırmak için, evlilikleri bitirmek için, nesli 8 milyardan 500 milyona 1 milyara indirmek için Tanrı rolü oynuyorlar ve cinsiyetsizlik projesini ortaya koyuyorlar. Hayatınızın sonuna kadar düşman olacağınız gruplar var kardeşler. Düşman olmak zorunda olduğunuz gruplar var. Bunlar İslam'a ve dinimize küfreden gruplar. Ateizm grupları, deizm grupları, eşcinsellik grupları ve dördüncü bir grup geldi. Cinsiyetsizlik grupları. Cinsiyetsiz. Biz eşcinsel değiliz ama cinsiyet diye bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Bunlara karşı çok dikkatli olun kardeşler. Hemen takımda baktım kadın topçular falan var. Kızların hepsini sattım. Kelime biraz garip oldu, kabul ediyorum. Yani bayan oyuncuların tamamını başka takıma sattım. Benim takımımda oynayamaz. Benim takımımda sadece erkekler olacak. Ben gerçekçi bir adamım, realistim. Böyle bir şey olması ihtimali olmadığı için dünyamızda sizin sahte tanrılarınızı kabul etmiyorum kardeşim. Kızları sattım şimdi erkeklerle. 4 maçın 3'ünü kazanıyorum elhamdülillah. Gayet iyi gidiyorum yani. Toplumumuzu bozmak istiyorlar kardeşler. Bu yüzden dininize sarılacaksınız. Vatanınıza sarılacaksınız.